İkinci sınıf iki doğal sayının toplamını tahmin etme. Toplama işleminde tahmin yaparken toplananların en yakın onlukları bulunup toplanır. Örneğin 43 ile 32'yi tahmin ederken 43'ü en yakın onluğuna yani 40'a, 32'yi en yakın onluğuna yani 30'a yuvarlıyoruz. 40'ın üstüne 30 ekliyoruz. 50, 60, 70. Burada kitabımızda örneği kendisi yapmış. Biz de farklı örnekleri yaparak aralarındaki farkı bulacağız. Yani karşılaştıracağız. Aşağıdaki işlemlerin tahmini sonuçlarını toplananları en yakın onluğa yuvarlayarak bulunuz. Sonucun kutucuğunu boyayınız demiş. Hemen yapalım. 14 birler basamağındaki rakama bakıyoruz. 4 5'ten küçükse sayımız bulunduğu onluğa yani 10'a yuvarlanacak. Birler basamağına bakıyoruz. 5 ve 5'ten büyükse bir üst onluğa. Bir üst onluk 4'ün bir üst onluğu 50. Topladığımız zaman 50 10 daha 60 yapar. 0 0 daha 0, 5 1 daha 6 şeklinde de yapabiliriz. Kutucuğunu boyuyoruz. Şimdi birler basamağına bakıyoruz. Sayımız 5 ve 5'ten büyükse bir üst 10'la 2'nin bir üstü 3'tür. O zaman 30'a yuvarlıyoruz. Sayımızın birler basamağındaki rakamı 5'ten küçükse bulunduğu 10'la. Bulunduğu 10'luk 5 yani 50 değeri yazıyoruz ve topluyoruz. 0, 0 daha 0, 5, 3 daha 8. Cevabımız 80. Evet yine sayımızın birler basamağına bakıyoruz. 2 5'ten küçük. O zaman bulunduğu onlukta yani 30'da birler basamağına bakıyoruz. 5 ve 5'ten büyükse bir üst onluğa. 3'ün bir üstü 4'tür. Bulunduğu onluk 40. Topluyoruz. 0 0 daha 0. 4 3 daha 7 yapar. Cevabımız 70. Evet. İşlemlerin sonucunu tahmin ediniz. Yani onluklara yuvarlayarak bulacağız. Tahminlerinizi işlem sonuçları ile karşılaştırınız demiş. Öncelikle başlayalım buradan. Tahminimizi yapalım. Birler basamağına bakıyoruz. 2 5'ten küçük. O halde bulunduğu onlukta kalacak. Yani 50'de. 5 ve 5'ten büyükse bir üst onla. 20'nin bir üstü 30'dur. O halde ikinci toplananımız 30'a yuvarlanır. Eşittir diyorum. Topladığım zaman Alt alta da yazıp toplayabiliriz. Elinin altına 30, 0, 0 daha 0, 5, 3 daha 8. İşlem sonucumuzu yapalım. 52 yazdım. Altına 25'i yazıyorum. Ve topluyorum. 5, 2 daha 7. 5, 2 daha 7. 77. Farkı bulmak için İşlem sonuçlarımıza bakıyorum. 80 77. Büyük olanı yukarıya yazıyorum. Küçük olanı altına yazıyorum. Farkını bulmak için çıkarma işlemi yapıyoruz. Buraya fark aynı zamanda kalan deniyordu. 0'dan 7 tane çıkartamam. Komşuya gittim, 1 tane aldım. 8 vardı, 7 kaldı. Buraya yazdık. 10 oldu. 10'dan 7 çıktı 3. 7'den 7 çıktı 0. Bir başka bulma yöntemi ise küçük olan sayıdan büyük olan sayıya kadar gidiyoruz. 77'den farkı bulmak için 80'e kadar gidelim. 1 tane eklediğim 77'nin üstüne 78, 79, 80. Bakın 3 tane eklediğim zaman 80'e ulaştık. Fark 3. Öncelikle işlemlerimizi tahminini yapalım. Birinci onluğumuz 28, e, birinci sayımız toplananımız 28. Birler basamağına bakıyorum 8. 5 ve 5'ten büyükse bir üstte. 2'nin bir üstü 3'tür. O halde 30'a yuvarlanacak. Diğer toplananımızın birler basamağına bakıyoruz. 5'ten küçük, o halde bulunduğu onlukta kalacak. Yani 30'da. Topluyoruz. 0 3 3 daha 6. Tahminimiz 60. Şimdi İşlemimizin gerçek sonucunu bulalım. 8, 3 daha, 11, 11'in biri elde var, 1. 3, 2 daha, 5, bir de elde, 6. Şimdi farkını bulacağız. Farkını bulurken şuna dikkat ediyoruz: büyük sayıyı yukarıya sonuçlardan işlem sonucumuz tahmin sonucumuz 61 daha büyük yukarıya yazıyoruz 61 60'ı altına yazıyoruz ve çıkartıyoruz 1'den 0 çıktı 1 6'dan 6 çıktı 0 Zihinden de yapabiliriz düşünerek de. 60 ile 61 arasında kaç sayı var? Bir tane saydığımız zaman 61'e geliyoruz. 60'ın üzerine bir tane eklediğimiz zaman 61'e geliyoruz. O zaman fark 1'dir. Şimdi diğer işlemimizi yapalım. Yuvarlıyoruz önce onluklara. 8, 5'ten büyük. 5 ve 5'ten büyükse bir üst onluğumuza, 2'nin bir üstü 1'in bir üstü 2'dir. 20'ye yuvarladık birinci toplananımızı. İkinci toplananımıza bakıyoruz. 47 birler basamağına baktık. 5 ve 5'ten büyükse bir üst onluğa yuvarlanır. 4'ün bir üstü 5'tir. 50'ye yuvarlanır. Topladığımız zaman 0 0 daha 0 5 2 daha 7 yapacak. Şimdi işlem sonucumuzu bulalım. 18 47 toplayalım. 8 7 daha 15. 15'in 5'i elde var 1. 4 1 daha 5. 1 de elde 6. 65 İşlem sonuçlarımıza bakalım. Tahmin sonucumuz 70, işlem sonucumuz 65. Büyük olanı yukarıya yazıyoruz, 70. Küçük olanı altına yazdık, 65. Çıkartıyoruz. Arada kaç fark olduğunu bulmak için. 0'dan 5 çıkmaz. Komşuya gittik, bir tane aldık. Komşuda 6 kaldı. Burası 10 on oldu. 10'dan 5 çıktı, 5. 6'dan 6 çıktı, 0. Farkımız. 5'tir. Buraya bakalım. Birler basamağındaki sayımız 5'ten büyük. O zaman 1 üst onluğa 3'ün 1 üstü 4'tür. 40'a yuvarlanır. Birler basamağına bakıyoruz. 5 ve 5'ten büyükse 1 üst onluğa yuvarlanıyordu. 2'nin bir üstü 3 30'a yuvarlanır. Topladığımız zaman ne yapacak? 70. İşlemimizi yapalım. 36 29 topluyoruz. Öncelikle birler basamağından 9 6 daha 15. 15'in 5'i elde var 1. 3 2 daha 5 1 de elde 6. Yukarıdaki işlemimizin aynısı. 70 65 bulmuştuk. Burada da 70 65 hemen yazalım. 70 65 çıkardık. 5 kalmıştı. Evet, farkımız 5. Buraya bakalım. Sayımızın birler basamağındaki rakam 5'ten küçükse bulunduğu onluğa yani 40'a 5 ve 5'ten yukarıdaysa bir üst onluğa yuvarlanır. Yazdık. Topladığımız zaman 80 yapacaktır tahminimiz. İşlem sonucunu yaz yapalım. 41 37 topluyoruz. 7 1 daha 8 4 3 daha 7 Zihinden de yapabiliriz aradaki farkı bulmak için. 78'in üstüne 80 olana kadar sayıyorum. 79, 80. 2 çubuk fark 2'dir. İşlem yaparak da bulabiliriz. 80'i yazıyoruz. Altına 78 ve çıkarma işlemiyle aradaki farkı buluyoruz. 0'dan 8 çıkmaz. Komşuya gittik. Bir tane aldık. Burası 10 oldu. 10'dan 8 çıktı 2, 7'den 7 çıktı 0. Buraya bakalım, bu işlemimizi yapalım. 5 ve 5'ten büyükse 1 üstüne, 6'nın 1 üstü 7'yi 70'e yuvarlıyoruz. Birler basamağındaki rakamımız 5'ten küçükse bulunduğu onlukta 10 10'da kalacak. Topladığımız zaman 80 yaptı. Tahminimiz 80. İşlem sonucunu bulalım. 67'yi yazdım. Altına 12'mizi yazdım. Ve topladım. 7, 2 daha 9. 6, 1 daha 7. 79 ile 80 arasında kaç sayı var? 79'un üstüne bir tane eklersek 80 yapar. O zaman fark 1. Bu şekilde de yazıp çıkardığımız zaman yine 1 olacak. 0'dan 9 çıkmaz. Komşuya gittik. 1 tane aldık. Burası 10 on oldu. 10'dan 9 çıktı. 1. 7'den 7 çıktı. 0. Farkımız işlem sonucu ile tahmin arasındaki fark 1. Piller basamağında 2 var. Bulunduğu 10'luğa yuvarlanacak. 5 ve yukarısı 1 üstte. 4'ün 1 üstü 50 yapar. Topladığımız zaman 80 yapacak. İşlemimizi yapalım. 32 ile 45'i topluyoruz. Öncelikle toplama işleminde tabii ki birler basamağından başlıyoruz. 7, 4, 3 daha 7. 77 ile 80 arasında kaç sayı var? Küçükten büyüğe gidene kadar sayabiliriz. 77'den bir tane saydım. 78, 79, 80. 80'e geldim. 3 tane saydım. Farkımız 3. İşlem yaparak yapalım hemen. 80'den 77'yi çıkartıyoruz. 0'dan 7 çıkmaz. Komşuya gittik. Bir tane aldık. 7 kaldı. Aldığımız 10'unu buraya koyduk. 10 oldu. 10'dan 7 çıktı. 3. 7'den 7 çıktı. 0. Şeklinde yapabiliriz. Başarılar dilerim.